bakın. Ay çok güzel. Çok güzelsin. Çok güzel olmuş Esin Hanım. Siz mi yaptınız? Evet, teşekkürler. Ne yedin, ne oldu? Sokrat'ın Şölen kitabından fırlamış gibi. Bravo efendim ya. Ellerine sağlık. Sepet. Oh, hayırlı işler. Şevkat, senin resimle bu kadar ilgili olduğunu bilmiyordum. Ya bu resim değil bu. Çok başka bir şey. Ne peki? Çünkü resim tuvalde gördüğün değil, gördüğünün sana hissettirdiği şeydir. Doğru. Söyleyecek misin? Neyi? Bir kelime bile olur. Bu resim için bir kelimelik bir isim arıyorum. Kalbinden geçeni bir kelimeyle anlatabilir misin? Anlatabilirim ama Japonca. Japonca. Shibumi. Yani tek kelime dedin diye tek aklıma gelen bu oldu benim de. Kulağa güzel geliyor. Anlamı ne? Aslında iki anlam var. İlki sıradan görünümlerin ardındaki olağanüstü özellik. İkincisi de hakimiyet peşinde olmayan otorite. Yani bu iki anlamıyla da bu isim sanki bizi anlatıyor. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama bu resim burada durmasa ya, ben utanırım. Nereye götürsem bunu? Tamam, giderken götürürüm ben. Eline sağlık. Teşekkürler. Yanağını sil. Canım, biz de çıkıyoruz şimdi. Tamam, merak etmeyin, ben kapatırım. Tamam tatlım, yarın görüşürüz, kolay gelsin. Tamam. Ya Esin, ciddi misin gerçekten de? Bırak kalsın. Gerçekten ciddiyim. Görmüyor musun? Gelen geçen duruyor, bakıyor. Ben eve götüreyim bunu en iyisi. Kaçın çift duve. Yamak gütmeden zar atın maske. Bugün eğlenecek gün, ne dersiniz? Olur, ne güzel olur. Şevkat. Ben çıkıyorum. Sen daha kapatmıyor musun? Dükkanda çok iş var ya. Hesap kitap yapmam lazım. Geç çıkarım herhalde. Tamam. Biz de zaten kızlarla dışarı çıkacağız. O zaman görüşürüz. Tamam. Geç kalma. Gelirken de ışığıma bak. Tamam. Şöyle oynadın. Bu bir filozof enerjisi. Gelin. Vay arkadaş ya. Okullar canavar daha canavar gibi tablo oynuyorsun ha. Hadi maşallah. Sen de, sen de hadi. Resmini yapmış. Vitrine koyuyor, ilan ediyor. Ay Seval, bir sakin olur musun lütfen ya? Başımı döndürdün. Dönüp durma şurada, otur bir. Oturamam efendim. Bunun altında kalamam ben. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Bak abartma bu kadar. Kız sanatçı. Şefkat de onun nişanlısı sayılır. Tabii yapacak resmini. Hem bırak da şimdi onlar kazanmış gözüksün. Bugünün yarını da var. Çok yorgunum ya. Niye kızları dışarı çıkalım dedim ki?
Gizem. Ha yok, çıkmadım daha da şey diyeceğim. Ya ben biraz yorgunum. Böyle bir uyku bastırdı birden. Biraz da halsiz hissediyorum. Dışarı çıkalım demiştik ama iptal etsek ayıp olur mu çok? Yok yok, gelmene gerek yok. Zaten ben yatarım birazdan, dinlensem geçer. Sen Sanem'e söylersin değil mi? Tamam canım. Tamam, öpüyorum. Ben de bay bay. Tam biliyorum ben. Yerine kalmaz bu iş. Gör o. Göstereceğim. Dur Seval, nereye gidiyorsun? Sana ne?
Ya Memur, ver mi yukarı bakayım Sefkat? Oh. Uf, Sefkat! Sefkat, yoğurt var mı çocuğum? Anne, çılbır mı yapacaksın? Ne yoğurdu şimdi? Evet, çılbır yapacağım. Yer misin? Hemen eve git, yoğurt getir. Ciğerleri iyi gelir, kız yesin. Temizler. Yok, ben istemem yoğurt falan. İyiyim. Zaten doktorlar gereken her şeyi yaptılar. Yok, vallahi kese yoğurduysa getiriver ya, benim canım çekti. Ah yavrum benim, bak görüyor musun? İçime doğdu, kalbime doğdu, bak canı istemiş. Tamam, hemen getiriyorum. Hadi. Evet, bir yangının daha sonuna geldik. Bakın, bunlar birer ikazdır. Sefkat, sana da söylüyorum, hemen tedbir almak gerek. Bu iki katın duvarlarını neyme beton abi. Niko! Tamam abi, bak yoğurdun yanımda iyi gider. Sen de git bana birkaç tane biber közle, hadi. Hemen Bahar arıyorum. Yok, Bahar'ı arama, Bahar'ı arama. Tamam, biber iptal, sen direkt git. Kendi yerlerimden közle biber istiyorsun, değil mi? Niko! Abi git Üzeyir'i uyandır, manava açtır, oradan taze biber al, onlara közle. Uzaklaş yani. Tamam, uzaklaşıyorum. Ama ben gelene kadar başka yangın istemiyorum. Ya hadi abi, hadi gözünüz. Anne Niko, biz ikimiz gidiyoruz. Gençleri rahat bırakıyoruz, Ela. Dünya rahat bir yer değildir ama rahat bunlara batıyor. Ya hadi yürü. Hadi, hadi, hadi Ela, Ela. Hadi, hadi. Bırakalım, yalnız kalsınlar canım. Ya, bu kaçıncı yangın ama? Artık ders çıkarmaları gerek. Ya canları çıktı çocukların. Hayat dersi çıkarmanın sırasıdır. Haydi Ela. Bir dakika, onlara biraz anlatmak. Ela Niko, Ela, Eva. Yok Gizemciğim, gelmene gerek yok. Zaten hastaneye gittik biz, bir şeyim yok yani benim. Esin, ben şimdi hemen senin yanına geliyorum, tamam mı? Ya vallahi gelmene gerek yok. Şevkat burada yanımda zaten. Yarın görüşürüz, olur mu? İyi, tamam o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Yarın görüşürüz, tamam mı? Sağ ol canım. Hah, su iç biraz. Çok teşekkür ederim. Yani sen gelmeseydin olacakları düşünmek bile istemiyorum. Düşünme zaten. Geçti gitti. Canımız sağ olsun. Babama söylemeyelim ama şimdi, olur mu? Çok telaşlanır o şimdi gece gece. Tamam tamam. Sen müsait bir ara söylersin kendine. Babam iyi ki beni sana emanet etmiş. Bugün daha iyi anlıyorum. Çok iyi bir şey yapmış. Bence de. Beni tanıyan adam kendi kızını da haydi haydi tanır, değil mi? O ne demek şimdi? Sakar mıyım ben? Aptal mıyım ben? Vallahi ben bir şey söylemiyorum. İki defa denedin, üçüncüde en sonunda yaktın evi, bravo. Yani ayıkken yapamadığını uykunda hallettin. Hani millet uyur gezer, sen uyur yakar maşallah. Ayaklı felaket. Ben miyim ayaklı felaket? Asıl sen her gün bir olayın içindesin, her gün bir şey yaşıyorsun. Ya mevzu olay molay değil ki kızım. Bu şuur meselesi sadece, şuur. Ya itfaiyeci söyledi işte, mumdan çıkmış yangın. Yok dedi, elektrik kontağında da bir şey yok dedi, mutfakta da bir şey yok dedi. Orada gittik baktık, şamdan yanık duruyordu dedi yerde. Ya bırakmadım ben yanık, tamam mum yaktım ama söndürdüm. Dışarı çıkmaktan vazgeçtim, çok yorgundum, yatmaya karar verdim. Ben üfledim diye hatırlıyorum. Bence. Bence derken hani orada bir dışarı mı çıksam, evde kalıp yatsam mı, üflesem mi, üflemesem mi derken düşmüş, o yakmış, bitti. Tamam. Bunların hepsi varsayım. Beni varsayımlarla yargılama lütfen. Hiç sevmem böyle şeyi. Ha öyle mi? Çok özür dilerim o zaman. Çok pardon. Doğru canım, bizim Matilda falan kıskanmıştır da yakmıştır. Bizim kızlar çünkü biraz psikopat. Böyle o kıskançlıktan gelip yakmıştır evi, kundaklamıştır kakasıyla. Ya sen beni azarlamak için mi kurtardın yangından? Ha? Yakarım vallahi kendimi. Şişt, tamam tamam. Tamam, öyle kötü kötü şeyler söyleme. Bizim daha yaşayacak çok şeyimiz var. Beni bırakıp gidemezsin. Benden çekeceğin var yani. Ben aşık olduğumda on kamyoncu gücünde oluyor. Kaderimse çekerim. Selam. Ben bir geçmiş olsun demeye geldim. Galiba sık sık ev yapma huyum varmış. Ben de bir ev hediyesi getirdim. Ona huy değil de görünmez kaza diyelim. Ben o evin içinde ölebilirdim de, çok tatsız bir şaka. Bu onu alır mısın lütfen? Ay yok yok, yanlış anladın ya. Yani inan dalga geçmek gibi niyetim yoktur. Ya benim de geçmişte var böyle yakmakla ilgili vukuatım da.
Tabii ben ev yakmadım. Ya Boğaz'la bir restoranta gitmiştik. Hatırlıyor musun Şevkat ya? Böyle alevli bir meyve gelmişti masaya. Ben de onu devirmiştim. Kayık sefasından sonra gitmiştik o restoranta. Neyse, daha fazla uzatmayayım ben. Dediğim gibi bir geçmiş olsun demeye geldim. Oldu. Görüşürüz. Seval. Bunu alır mısın lütfen? Unuttun. Benim ihtiyacım yok. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.